kadın sevgilisiyle gelecek hayalleri kurar ve kendisini bekleyen geleceği merak eder. Bazen iyi şeyler duymak umuduyla falcıya bile gider. Hatta kötü şeyler duyduğunda hesap soran bile vardır. Bakalım Belen ve sevgilisinin falında neler çıkacak efendim. Hep birlikte izliyoruz alkışlarınızla. Ya hayatım ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Saçmalık, tamamen vakit kaybı. Sen bilmiyor musun? Ben falada, falcıya da inanmıyorum. Ya bebeğim, inanalım demiyorum ki. Sadece ne söyleyecek merak ediyorum. Ya çok met ettiler bu kadın, her şeyi görüyormuş. Ya her şeyi görüyorsa kendi geleceğini görsün. Vazgeçsin bu saçmalıktan, bir sigortalı iş bulsun be. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Beren Hanım değil mi? Aa! İsmimi nereden biliyorsunuz? Aşkım, sekreteri böylesi kim bilir kendisi neler neler biliyordur. Randevu alırken telefonda sormuştum adınızı. Saat 14 Beren Hanım. Sizsiniz değil mi? Evet. Ama ürpermedim desem yalan olur İnan. Yavrum sen de ürpermeye yer arıyorsun. Hadi ne sallayacaksa sallasın gidelim hadi. Kendisi müsait mi şu anda? Kendisi geleceğe kadar gitti, birazdan dönecek. Geleceğe kadar gitti. Tabii. Meziyet Hanım oturduğu yerden fal bakmaz. Adeta geleceğinize gider. Eğer ücreti ödemezseniz de gelmişinizde geçmişinizde dümdüz gider. ne kadar? $200. Aa, bir şey diyeyim. Nasıl bir şey diyeyim? $200 neymiş ya? Sizin kurdan haberiniz var mı? Tabii, 2 lira 60 kuruş. He, varmış lan. Öde. Beyefendi biz zorla fal bakmıyoruz. Yani öyle olsa, abi at bir beşlik falına bakayım derdik. Lütfen efendi olun, sıranızı bekleyin. Geç senin sıran, geç. Benim sıram. Evet. Merhaba. Merhaba. Siz de mi fala baktıracaktınız? Aa, yok, ben bir arkadaşa baktırıp çıkacağım. Ya ama ben terfi alır, müdür yardımcısı falan olurum diye düşünüyordum. Canım, işten kovulacaksın diyorum, ne terfisi? Ya siz resmen uyduruyorsunuz ya. Ya görüyormuş. Ne oldu Tuğçe? Bu çocuk da senin işten kovulmana pek sevinecek. Çünkü senin yerinde kösü var. Aa, saçmalama be. Ne diyorsunuz hanımefendi? Şirketten mesaj geldi. Ne diyor? Önce müdür beni yanına, sonra da muhasebeye uğrayın diyor. Vallahi mı? Aa, vallahi mı ya? Ya önemli bir şey değildir belki ya. Ya oğlum. Tuğçe. Sıradaki kim? Ay, benim Meziyet Hanım. Ay ama canım. Sen de bir gelecek göremiyorum diye ben kaç defa daha sana söyleyeceğim. Ay git. Son günlerinin tadını çıkar. Son günlerim mi? Ay. Ay ağzımdan kaçırdım. Ah, falcılık haklarını ihlal ettim. Söylemeyecektim. Ay. Kızım götürün şunu. Evet, sen. Görüyorum. Ne görüyorsun? Yardımsever birisin. Evet, öyleyimdir. O zaman tutsana kadın ucundan. Götürün bunu buradan. Haydi. Aa, çok ağır. Ünal 3 deyince kalkalım. 3 kalk. Siz! İkiniz. Geçin şöyle. Zahmet vermeyelim efendim. Biz zaten çıkıyorduk. Gelin böyle, gelin. Geç, 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 geç. Görüyorum. 2 yıldır birliktesiniz. Oha! Oha ne lan? Davar mı gidiyoruz burada? Şaşıracaksan adam gibi şaşır. Ay, pardon, yani bildiniz de ben onu... Biliyorum bildiğimi. Sana bir yol var güzelim. Bir de yollu. Yollu mu? O da bu yollunun yolcusu. Belen! Bu adama dikkat et. İnan! Yüzüme kalıyor bu. Ne demek ne demek oluyor ya? Duymuyor musun söylediklerini? Falcı işte uyduruyor, uyduruyor. Düğün tarihiniz bile belli değil. Düğün mü? Yok biz ya. Çünkü daha sana evlenme teklifi bile etmedi. Yani biz böyle... maça gitmeyi teklif ediyor ama evlenme teklif etmiyor Beren. Ma
maça gittiğimizi nereden biliyorsunuz? İşim bu. Vallahi doğru. Üstelik sıkıldın bu maçta. Çok sıkıldım. Çünkü sen Fenerlisin. Ne? Nasıl Fenerlisin? Kız! Hani ben Galatasaraylıyım demiştin? Hani takımını değiştirmiştin? Zaten atılan gollere sevinmemenden ay, belliydi bırak. Ama sevindim ya. Kız neyine sevindin? Yaşasın yaşasın diye gol sevinci mi olur? Ya bir dakika sen konuyu değiştirme. Sen bana neden evlenme teklif etmiyorsun Ünal? Allah Allah. Hazır değilizdir belki. Sordun mu kıza? Sordun mu hazır mısın değil misin diye Beren dedi. Sordun mu hazır mısın değil misin Beren diye sordun mu? Hanımefendi siz evlendirme dairesi misiniz? Niye ortalığı velveleye veriyorsunuz? Bir kışkırtmayın ya. Allah Allah. Şartlar olgunlaşınca evleniriz. Nedir yani? O şartlar biraz olgunlaş. Kredi borçları almış başını gidiyor. Allah Allah. Allah Allah. Asgarisini söyle de onu da yatırayım bari. Aşkım vallahi doğru söylüyor. Ya neyine doğru söylüyor? Allah'ını seversen bu devirde kartı olmayanın borcu mu olur aşkım ya? Geçen ay 13 bin lira gelmiş. Biraz açıldık evet. Kimle? Ne kimle ya? Hayır aşkım kimle? Nerede harcıyorsun? Benimle iken hesabı bana nasıl yapılıyor bu borç anlamıyorum yani. Şu otellerin dili olsa da konuşsa. Ne? Otel mi? Küçük bir otel. Kırmadığı ceviz kalmamış Beren. Bu adama dikkat et. İnan. Nasıl yaparsın bana bunu? Ben sana güvenmiştim. Ya hayatım şimdi niye benimle bunun için kavga ediyorsun? Falcı ya o falcı. Sen niye ciddiye alıyorsun bu kadar? Ama biliyor işte biliyor Müneciğim. Kim o kadın? Hangi kadın ya? Hangisini? Kaç tane ki? Aşkım bir tanem yok öyle bir şey. Allah'ını seversen ya uyduruyor. Sen niye ciddiye alıyorsun? İnan. Söyle. Kim bu kadın? Hayır ben biliyorum ama belki kendin itiraf edersin diye bekliyorum. Yok öyle bir kadın. Benim itiraf edecek bir şeyim yok. Beni delirtme senin küreni kırarım ha. Yürü kız yürü gidiyoruz buradan hadi. Görüyorum. Görüyor. Görüyor. Görüyorum. Görüyor görüyor. Gördüm. Anlat lütfen. Bir kadın var bir kadın. Ha ben tanıyor muyum? Şey mi benim arkadaşım? Ay yoksa Sinem mi? Ya Sinem esmer sevmiyorum. Ne? Ne? Ya öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hanımefendi madem her şeyi biliyorsun söyle bakayım söyle. Benim ayakkabı numaram kaç? 46. Tana. Boyum kaç? 1.78. En çok hangi yemeği seviyorum? Zeytinyağlı enginar. İlkokulu nerede okudun? Manisa. Arabam var mı? Var ama şirketin. Merve ile en çok nerede buluşuyorum arabada. Peki? Sonra. Otelde. Bir dakika. Merve mi dedin sen? Bu. Kesinlikle. Çevirme şansım. Sıfır. Ünal. Allah seni kahretsin. Merve benim en yakın arkadaşım. Vallahi biz bu aralar daha yakınız sayılır. Ne kişniyorsun? Ne kişniyorsun? Terk edilmek için 200 dolar harcadık lan burada. Peki son bir soru. Hı. Beren bir daha benimle barışır mı? Hayır. Senin bir daha yüzünü bile görmek istemeyecek. Yapma ya. Hadi her şeyden geçtim de sen zeytinyağlı enginarı nereden bildin be? Çok güzel yapardın parmaklarını yerdin. Ne? Zeytinyağlı enginarı diyorum. Çok güzel yapardın parmaklarını yerdin. Sonra sen bir yedin biz ayrıldık. Tövbe! Ay tövbeler olsun! Benim eski sevgilim Müneccim mi olmuş? Ay yok. İnalcığım ben geleceği hiç bilmiyorum. Ama geçmiş dün gibi aklımda böyle beni aldatışın, terk edişin. O gün an geçmiştim böyle intikam alacağım senden diye. Ama da aldım. Kız bu ne Türkan Şoray kompleksi olmuş sende? Bu kadar zaman bunun için mi bekledin? O ölenler, kalanlar, bayılanlar neydi buradaki? Arkadaşlar. Ha. Siz ölmediniz mi ya? Sence? Ben normalde de müdürüm zaten. Banka müdürü. Ayrıldığımızda zekandan şüphe etmiştim ama şimdi eminim sen kesinlikle bir muansın Ünal. Arkadaşlar tükürün suratına. Zekalı. Sil. Şimdi git sen de Beren'in yasını tut. Git.
Çok alçakmışsın Toba. Evet, kimse yerinden kıvıldamasın. Bu bir baskındır. Al bunu, al bunu, al bunu, al, 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 al. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah, ne oluyor? Memur Bey. Memur. Allah, Memur Bey ne oluyor? Burada kanun dışı faaliyet yapıyor olmuşsunuz, fava bakıyor musunuz? Saçmalamayın canım, burası benim evim, ne falı yani, saçma. Beyefendi siz hayırdır, ne? Efendim ben... Abi ben müşteriyim ben. Evet müşteriyim abi. Ne saçmalıyorsun, doğru söyleyeyim. Çok güzel, harika, şahane. Sen müşterisin, şahidimiz de var, harika. Sen bizimle karakola geliyorsun, aklında ihbar var, yürü kızım. Ay ama Memur Bey bu yalan söylüyor. Lan gerçekten söylesene, ben falcı değilim desene. Aa, olur mu hiç öyle şey? Bu hanımefendi hesapta geleceği görüyor. Sizin geleceğinizi nasıl görememiş, hayret ettim yani. Hayır. Memur Bey, inanın yemin ediyorum öyle bir şey yok, yalan söylüyor. Tabii tabii, hı, inandım tabii, hı, inandım evet. Bana fal bak. Ya, ya. Tamam, bu kadar hazırlık yaptığına göre artık bir avukatta tutmuşundur herhalde. Neyse halin, o çıksın falin. Hadi, hadi. Tuğba'nın performansı da çok iyiydi ama onu söylemek lazım herhalde. Evet. Bir de ben bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Eğer Ünal 1.78 ise ben de 1.90'ım yani. Neyse. Evet, bir ilkle bugün karşınızdayız. Çünkü iki yarışmacımız birden var bir skeçte ve hep de böyle devam edecek bütün skeçlerde. Yardımcı oyuncu olarak Tuğçe vardı ve esas oyuncu olarak da Beren var efendim. Sizin lütfen her ikisi için de yorumlarınızı alacağım ama tabii ki önce yardımcı oyuncu olarak performansını tabii nasıl buldunuz diyeceğiz. Evet, bu hafta biraz oyuncularımızı zorlamak istedik. Onlar artık yavaş yavaş profesyonelliğe biraz geçme yolunda oldukları için iki skeçte birden rol aldılar bütün yarışmacılarımız. Bir skeçte daha yardımcı rolde, bir skeçte başrollerden birinde olacaklar. Biz hepsine yorum yapacağız ama başrolde olan oyuncu, yarışmacımıza, bakın oyuncu diyorum şimdiden, yarışmacımıza puan vereceğiz. Tuğçe gayet tatlıydı. Yani hiç aksatmadın. Aslında biraz benim görmek istediğim, bakalım o streste yarışmacılarımız ne yapıyor? Yani iki skeçte birden rol almak, iki skecin ezberini yapmak vesaire. İyiydin. Yani güzel paslaştın, aksatmadın. Bu benim için önemli bir veriydi. Teşekkürler. Öykü sizin için? Gayet güzeldi. Çok da eğlenceli bir skeçti. Sen de güya işinden kovulan müdür hanımı pek güzel oynadın. Teşekkürler. Çok teşekkür. Ben de zaten müdür hanım tipi var çok. Hakikaten banka müdürüyüm dese inanırım yani. Çok çok yakıştın rolüne bence. Çok keyif aldım seni izlerken. Birazdan Beren'le ilgili de yorumlarımızı alacağız herhalde. Aynen öyle. Puan vermeyeceğiz o şey ama. Evet, ama görevini güzel yaptı bence. Teşekkür ederim. İlk haftadan beri beraber yarıştım ve çok sevdiğim arkadaşıma sahnede eşlik etmek beni çok mutlu etti. Bizim için güzel bir vakitti gerçekten provalarda. Teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Ve Beren, alanın çok geniş değildi. Yani bir tipleme yapabileceğin böyle ilginç, farklı bir kadın değildi aslında. Standart, yine bir kıskanç kadın gelmişti sana. Fakat bu hafta benim dikkatimi çeken komedi şanslarını iyi değerlendirdin. Hatta komedi şansı olmayan yerlerde bile güzel şeyler yaptın. Bir kere Tuğba'dan oyunu aldın, onun gibi kaptırıp konuştun. Bir iki kere böyle duygu patlamaları yaptın falan. Yani fırsatlar yarattın kendine. O benim dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Evet, Gülse çok haklı. Çok fazla imkan tanımayan bir rol gibi görünse de sen kendi yaratıcılığını kullanarak bu rolü renkli hale getirdin. Olduğundan çok daha renkli yaptın. Ve bakıyorum haftalar ilerledikçe tecrübe kazanıyor ve daha da iyi oluyorsun. Bu çok iyiye işaret tabii ki. Başarılarının devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim işte. Vallahi Beren başından beri çok çalışıyor gördüğüm kadarıyla. İşleyen demir ışıldıyor. Bazen bir iki hafta oldu o. Fazla çalışmaktan deforme etti karakterini. Bugün çok dengeli, deforme etmeden, yer yer Gülsen'in dediği gibi Tuğba'nın pasına gol atarak güzel bir performans sergiledi.
Çok yakışıyorsun sahneye zaten. İnşallah hep böyle gider. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Peki puanları görüp ondan sonra mı teşekkür etseydik acaba diyeceğim ben her zamanki gibi. Gülse Birsel'den başlayalım. Ya Beren pişiyor. Bu harika bir şey. Harika bir haber. Onun için 8. Teşekkür ederim. Güzel. Gülse Birsel'den 8 geldi Beren için. Haluk Bey. 1-8 de benden. Güzel Haluk. ...24'e tamamlıyorum. Güzel. Bir 8 daha geldi. Benim müjdeden de 8 geldi. Güzel. Gerçekten teşekkür etmen gerekiyormuş. Binlerce teşekkür edip. Hemen içeri gidelim bakalım. Pardon. Hazırlıklı değil. Biz müsait değiliz. Biz bir 5 dakika sonra arayabilir misiniz? Sen söyle. Kurtul istersen. Ben mi? Evet. Kurtulayım. Şöyle parmakları da zor ama verdim. Teşekkür ediyoruz. Ben de o zaman istikrar devam etsin dileklerimle devam ediyorum. Aynı notu veriyorum. Sağ ol Derya. Verdim. Verdim. Evet, benim parmaklar normal olmasına rağmen puanımı verdim. Bir de Beren'le Ceren'i daha böyle karşılıklı oynarken görürsek çok süper olacak gibi geliyor. Onlar karşılaşamadılar sahnede ama partner olarak çok enteresan. Kafiye de oluyor hem isimleri Beren Ceren. Ceren ikilisi. Hop verdim puanımı. Niye uzattıysam bu kadar bilmiyorum. Özür dilerim. Rica ederiz. Ne demek? Beren Akkucu alkışlarla arkadaşlarının arasında oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.